Merhaba sevgili öğrenciler. Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gizem Yayınları'nın 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 148, 151, 152 ve 153. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 148'den başlayalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? 4 odası olan, büyük bir bahçesi ve balkonu olan müstakil bir evde yaşıyorum. Evinizde hangi bölümler bulunuyor? Odalar, mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve bahçe bulunuyor. Evinizin bölümlerini kullanırken sorun yaşamamak için nelere dikkat ediyorsunuz? Evimizin bölümlerini kullanırken sorun yaşamamak için ortak kullanım alanları olan tuvalet ve banyoyu uzun süre meşgul etmeden ihtiyaçlarımızı giderip çıkmaya dikkat ederim. Videonun bu kısmını durdurup cevapları kitabınızdaki ilgili yere yazabilirsiniz. Aşağıdaki canlılarla yaşadıkları yerleri aynı numaraları vererek eşleştirelim. Horozu bu en aşağıdaki kümeste eşleştiriyoruz. Kuşu buradaki kuş dal üstündeki kuş yuvası ile eşleştiriyoruz. İnsanları ve aileyi burada ev ile eşleştiriyoruz ve ayıyı da burada mağara ile eşleştiriyoruz. İkinci etkinlik okuyalım. Metni, başlığını ve görsellerini inceleyerek metinde neler anlatılıyor olabileceğini tahmin edelim. Metnin başlık ve resimlerine göre metinde geçmişten bugüne evlerin değişimi anlatılmış olabilir. Evet, sayfa 151. Resimlerden de yararlanarak aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edelim ve yazalım. Bu kelimeleri birer cümle içinde kullanalım. Mağara. Tahminim, taştan büyük oyuklar. Cümlem, yarasalar mağaralarda yaşarmış. İglo. Tahminim, kardan evler. Cümlem, Eskimo'lar iglo evlerde yaşarlar. Dördüncü etkinlik anlayalım. İnsanın bir evinin olması ona hangi duyguyu hissettirir? İnsanın bir evinin olması onu güvende hissettirir. Evler yapılmadan önce insanlar nerede yaşıyordu? Evler yapılmadan önce insanlar mağaralarda yaşarmış. İnsanlar ilk evlerini ne zaman yaptılar? İnsanlar ilk evlerini toprağa ekip dikmeye başladıklarında yaptılar. Çatalhöyük'te bulunan evlerin günümüz evlerinden farklı tarafı nedir? Çatalhöyük'te bulunan evlerin kapıları çatılarında bulunurmuş. İnsanların apartmanlarda yaşamalarının neden olan olay nedir? Fabrikaların çoğalmasıyla orada çalışmak için göç eden insanların artmasıyla ev yapılması için gereken alanın az olmasından apartmanlar yapılmış. Videonun bu kısmını durdurup soruların cevaplarını kitabınızdaki ilgili kısma veya defterinize yazabilirsiniz. Evlerimizin bizi nelerden koruduğunu yazalım. Kötü niyetli insanlardan, yırtıcı hayvanlardan, yağmurdan, soğuk havadan ve sıcaktan. Sayfa 152. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmaya çalışırız. Doğru. Kendi odamızda yüksek sesle müzik dinleyebiliriz. Doğru. Apartmanımızın koridorunda yüksek sesle konuşmayız. Doğru. Evimizi erken saatte elektrikli süpürgeyle süpürürüz. Yanlış. Komşularımızı ziyaret edeceğimiz zaman önce uygun olup olmadıklarını sorarız. Doğru. Arkadaşlarımızla evimizin içinde koşu oyunları oynayabiliriz. Yanlış. Evimize misafir geldiğinde onlara güler yüzlü ve kibar davranırız. Doğru. Beşinci etkinlik söz varlığı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere resimlerdeki varlıkların renklerini, şekillerini, biçimlerini veya sayılarını belirten kelimeler yazalım. Kırmızı ev, müstakil ev. Dört kalem, silgili kalem. Üç kuş, yuvadaki kuş. Uyuyan kedi, bir kedi. Yuvarlak masa, dört ayaklı masa. Sarışın bebek, emekleyen bebek. Sayfa 153'e geçtik. Altıncı etkinlik konuşalım. Komşularımızı rahatsız etmemek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak için nelere dikkat ettiğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Komşularımızı rahatsız etmemek için erken ve geç saatlerde gürültü yapmamalıyız. Karşılaştığımızda selamlaşmalıyız. Asansör gibi ortak kullanım alanlarını temiz kullanmalıyız. Evimizde hiçbir kuralın olmadığını, tüm kuralların kaldırıldığını düşünelim. Yaşamımızda nelerin değişeceğini yazalım. Tüm kurallar kaldırılırsa herkes istediği şeyi yapmakta özgür olur ve karışıklıklar çıkar. Ev içerisinde huzursuzluk olur. Herkes dilediği saatte dışarı çıkar ve dilediği saatte eve gelir. Böylelikle birlik ve beraberlik duygusu zedelenir. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Evler insanların hangi ihtiyaçlarını karşılar? Evler insanların barınma, hava koşullarından, yırtıcı hayvanlardan ve kötü niyetli insanlardan korunma ihtiyaçlarını karşılar.
Sizce evi olmayan insanlar ne tür zorluklar yaşıyor olabilirler? Evi olmayan insanlar hava koşullarına zorluk çekiyorlardır. Yağmurlu ve soğuk havalarda ıslanarak üşüyor ve hastalanıyorlardır. Yırtıcı hayvanların ve kötü niyetli insanların saldırısına maruz kalabiliyorlar. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.